Merhaba, ben uzman dermatolog Şirin Çelik. Bugün sizlere ayak mantarından bahsedeceğim. Mantar aynen virüsler gibi, bakteriler gibi bir mikroorganizmadır. Yani bir canlıdır ve nemli ortamı çok sever. Bu yüzden ayaklarda çok sık görürüz. Çünkü ayak çok terleyen bir alandır. Yıkadığımızda ıslak kalan bir alandır. Özellikle bizim toplumumuzda abdest alındığı zaman ayak oldukça neme, suya maruz kalmaktadır. Bu yüzden çok sık karşılaşmaktayız. Ayak mantarı bir mikroorganizma, bir mikrop olduğu için tabii ki bulaşıcıdır aynı zamanda. Ortak kullanım alanları işte havuzlar, hamamlar ya da aynı terliği giyinmek, aynı zemine basmak yine bulaşma yoluyla mantarın bize geçmesine yol açabilecektir. Mantardan korunmak için öncelikle ayaklarımızı kuru tutmamız gerekir. Yıkadığımız zaman tek kullanımlık havlularla mutlaka tamamen nemini almalıyız. Ayaklarımız çok sık terliyorsa sık sık çorabımızı değiştirmek ya da ayağımızı çok terletmeyecek ayakkabıları tercih etmek daha güvenli olacaktır. Mantarlar oluştuğu zaman biz koruyucu önlemlere ek olarak çeşitli topikal ya da çok şiddetliyse ağızdan verdiğimiz mantar ilaçlarıyla tedaviyi sağlayabilmekteyiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayak mantarı oluşmaması için ayaklarımızı kuru tutmaya dikkat ediyoruz.